Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir etek çalışması yapacağız. Eteğimizi modelimizi iki sırada tamamlıyoruz ve iki renk kullandım. Dilerseniz tek renk üzerine de eteğimizi örebilirsiniz. Bel kısmını farklı bir yöntemle ördük. Bakınız şu şekilde paralel geçmekte lastiğimiz şöyle gördüğümüz gibi bir ters bir düz yani bir arkadan bir yandan alarak lastik kısmımızı tamamladık ve modelimizi uygulamaya başladık. Ve eteğimizi bir yaş grubu çocuklarımıza uygun olarak ördük. İstediğiniz yaş grubuna göre eteğimizi çalışabilirsiniz. Şuradan başlamış olduğumuz lastiğimizi daha uzatarak bebeğimizin ya da çocuklarımızın 4-5 yaş grubu da olabilir. Bel ölçüsünü aldıktan sonra bel ölçüsünce lastiğimizi uzatalım. Daha sonra birlikte birleştirme işlemlerini yaparak modelimizi aşağıya doğru ilerletelim. Evet eteğimiz şöyle ölçüsüne baktığımızda 27 santim uzunluğunda olduğunu görmekteyiz. Evet eteğimizi örmek için 3 numaralı da tığımızı kullandık etek kısmında. Kolay gelsin diyerek hemen eteğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Eteğimi örmek için Nakon'un Elite Baby ipini kullanıyorum. İpim anti peeling özelliği olan güzel bir ip. %100 premium anti peel akrilikten oluşmakta. Renk numarasına baktığım zaman 6692 numaralı renge sahip. 100 gram ve 250 metre birazcık orta kalınlıkta bir ip ipimiz. 2.5 buçuk numaralı tığımızla öreceğiz Eğer eliniz sıkıysa lütfen 3 numara tığıyla örelim Çünkü ipimiz orta kalınlık olduğu için çok rahatlıkla kaldıracaktır hemen zincirimizi çekerek örmeye başlayalım hangi yaş grubu için öreceksek zincirimizi ona göre ilk başlangıçta büyük örerek başlatalım bir tane düğümümü atıyorum ve ilmeğimi rahatlattıktan sonra içerisine trabzan öreceğim için biraz rahat bir şekilde örerek ilerliyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zincirimi çektikten sonra bel lastiği kalınlığını ne kadar istiyorsanız o kadar kalın daha uzatabilirsiniz Eğer biraz kalın büyük yaşsa biraz daha zincir çekmenize tavsiye ederim ama küçük yaşlar için 3 tane daha zincirimizi ilave ettikten sonra yeterli olacaktır. 3 zincirimi ilave ettim ve dördüncü zincire batıyorum. Şu şekilde bakınız. Ve devam ediyorum. Bakın aynı trabzana iki defa batmıyorum. Hemen sıradaki trabzanıma batıyorum. Bir sonraki trabzanıma rahat rahat bakınız. Şu şekilde giriyoruz ikili trabzan şekliyle trabzanlarımızı birer birer örüyoruz. İsteyen ince özellikle küçük bebeklerimiz için ince lastik daha yeterli olacaktır. Büyük çocuklarımız kızlarımız için ise daha kalın lastikler gösterişli olmakta. Son zincirimin içerisine de trabzanımı örüyorum. Şöyle bakalım. Bakınız 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane trabzanımızı ördük. Ve bel lastiğimizin ölçüsünü bu şekilde belirledik. Şimdi 2 tane zincirimi çekiyorum. Evet zincirimizi çekerek dönüşümüzü yapmıştık. Örgümüzün arka yönü burası. Diğer tarafı düz yönüydü. Şimdi tığımı hemen takıyorum. Ve birer birer trabzanlarımı lastik örgüsüyle örmeye başlıyorum. Lastik örgüsünde bakınız ilk zincirimle birlikte ördüğüm sıradan sonra gelen ilk sırayla başlıyorum. Hemen bakın şu şekilde yandan tığımı girdirerek birinci trabzanımı örüyorum. Bir sonraki trabzanım ise tığımı arkadan alıyorum. Ve hemen trabzanımın diğer tarafından şöyle batırıyorum. Trabzanımı arkaya doğru yani ittiriyorum. Şöyle görelim bakınız. Ardından giriyorum. Etrafından bakınız ittirerek diğer yönden çıkıyorum. Tekrar yandan şu şekilde girerek örüyorum. Bunu ördükten sonra ardından girip şu şekilde ittiriyorum trabzanımı. Bakın arkaya bu şekilde görülmekte ve hepsinde de ikili trabzan şekliyle örüyorum. İki zincirim vardı. Tığımın başında oluyorum. İlk trabzanıma yandan giriyorum. Bir, ve 2 tekrar tığımın başında oldum ardından girdim çıktım kenardan 1 ve 2 yeniden yandan girdim 1 ve 2 ardından giriyorum 1 ve 2 yandan lastik örgümüzü bu şekilde örüyoruz istediğimiz bel ölçüsüne ulaşıncaya dek Bakınız bir yandan bir ardından tekrar yandan örüyorum ve en son zincirden döndüm. Trabzanın bulunduğu noktaya geldim. Mutlaka bunu da örüyoruz. Tığımın başında oluyorum. Araya giriyorum. Bakınız üzerine batmıyorum. Araya dümdüz giriyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Ve bu şekilde İkinci sıramızı tamamladık, trabzan üzerine ve hemen e, lastik formumuz görünmeye başladı. İki tane zincirimi çekerek dönüşümü yapıyorum. Üç çekmeyelim, e, İşlem yapacağımız için üç de potluk oluşabiliyor. İki çok yeterli. Arkasını çeviriyorum, tığımın başını doluyorum, gördüğüm şekliyle örüyorum. İçte gömülü durumda bulunanları ardından dışarıda kabartılı görülenleri yandan alarak örüyorum ve sıramın sonuna kadar ilerliyorum. Nasıl görürsek artık bundan sonrasında istediğim ölçü gelene kadar örmeye devam ediyorum. Ardından giriyorum. 1 ve 2. İpimizi yarımlamayalım şöyle. 1 ve 2. Yandan Ardından gördüğüm şekilde bakınız kabartıları yandan ardından Bakınız Bakın burada en önemli püf noktamız diyebileceğimiz noktamıza geldik. 11 tane trabzanımız vardı. Bakın sayıyorum. 1. Bakın burada 2 tane. 1. Arkaya döndüğüm zaman kabartılımı görmekteyim. Kenar ve kabartı. 2 tane trabzan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi en sonda da 10 ve 11 ama gördüğümüz zaman sanki bir trabzan varmış gibi görünmekte. Burada trabzanlarımızın sayısını lütfen dikkat edelim ve kaybetmeyelim. Bakın arkaya çevirdim iki tane trabzanım. Kenar trabzanımız ve kabartı. Fakat bu yönden baktığımız zaman içte görüldüğü için yanıltıcı olabilir. İlmeklerimizi yani trabzanlarımızı kaybetmeden lastiğimizi tamamlayalım. Bunlara dikkat edelim. Bakın en son trabzanımı ardından girerek ördüm ve zincirden döndüğüm trabzanımı ise bir defa doluyorum araya giriyorum ve bu şekilde 11 tane trabzanımızı e, isteğinden ölçü gelene kadar örmeye devam edelim ama arada sayarak kontrol edelim trabzan kaybetmeyelim Evet şimdi gördüğüm şekliyle örmeye devam ediyorum Lastiğimi istediğim ölçü gelene kadar örmeye devam ettim. Bakınız gayet güzel ve şöyle asıldığımız zaman esnediğini de görebilmekteyiz. Bakınız öyle kuvvetli de asılmamaktayım. Bakınız gayet küçük dokunuşlar yapıyorum. Dilerseniz şöyle güçlü asılımlarla da lastiğimiz açılmakta. Ölçümüzü hemen bakalım. Siz hangi yaş grubu için örecekseniz ya tahmini ya da Ölçüsü varsa etek ölçüsü bel ölçüsü kendisi yanınızdaysa o şekilde ölçüler alarak örebilirsiniz. 46 santim biraz önce de göstermiş olduğum gibi e, esneyen bir e, yapısı var lastiğimizin. 46 santimle de bir bel şöyle bakalım bakınız. Şöyle tuttum bakınız gayet kocaman bir bel olmakta. 3 numaralı tığımı kullanıyorum yeterli ölçüde ördüğüm bel hemen birleştirme işlemini yapıp modelimizi uygulamaya başlayalım şu şekilde bakınız hemen şuradaki bir iki bakın şurada bir tane gözün olduğu bölüm var ikinci yere gelerek batıyorum şu şekilde ilmeğimi geçiriyorum ve ilk başlangıç trabzanını üste alıyorum ve başlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim hemen yanına bir tane trabzan örüyorum 2 tane trabzanım oldu birleştirmeyi yapar yapmaz zincirimi çektim ve buradaki en sondaki iki zincirden oluşan trabzan sırama iki tane zincirimi iki tane trabzanımı ördüm birisi zincirden birisi de trabzanımız bir iki tane zincirimi çekiyorum aynı yuvanın içerisine tekrar batıyorum bir 2. 2 iki. İki tane daha trabzan örüyorum ve aynı yuvadayım bakınız. Yeniden 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine 1 ve 2. 2 tane daha trabzanım örüyorum. Bakınız ilk yuvanın içerisine 2 trabzan 2 zincir. 2 trabzan 2 zincirimizi çektik. 1 tane bakınız yandaki yuvanın içerisine bu ikişer ikişer işlemlerimizi yaptık. Hepsi iki. İki trabzan, iki zincir. İki trabzan, iki zincir. Şimdi yandaki bakınız hemen iki zincirden oluşan sıramızın yan görüntüsü var. Burayı atlıyorum. Diğer kısma geçiyorum. Bakın bir tanesini atlıyorum. İkinciye geçiyorum. Tığımın başını doluyorum. Araya zincir çekmiyorum. Tığımın başını dolayarak bir tanesini atladım. Lütfen tekrar hatırlatmak istiyorum. Birini atlıyorum. İkinciye batıyorum. Hemen giriyorum. 2 tane trabzan örüyorum. 1 ve aynı yere 2. 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı yuvaya 1 ve yeniden 2. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan ördüm. Tekrar 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Giriyorum ve 2. Şöyle görelim çalışmamızı. 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan bir yuvanın içerisine ördük bakın şöyle asılıyorum yuvayı rahat görelim diye şöyle yuvalarımızdaki trabzanlarımız bittikten sonra bir tane yuvayı atlıyorum diğer iki tane zincirden çalışan yan trabzanın olduğu yere giriyorum 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımı örüyorum şöyle görelim şöyle tuttuğumu da şu şekilde. Araya zincir çekmiyorum ve aşağısında bir tane yuva atlıyorum. Şimdi 1 2 3 3 tane trabzan grubumuzu ördükten sonra da araya zincir çekmiyorum. Bir tane atlıyorum. Şu kısmı ikinciye tığımın başını dolayarak gelip batıyorum. 1 başını doluyorum. 2. 2 tırabzanımı örüyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Yeniden 1 ve 2. Aynı yere girerek ikinci ikili trabzan grubumuzu oluşturuyoruz. Tekrar iki zincir çekiyorum. 1 ve aynı yere 2. Bakınız bu şekilde modelimizin ilk sırasını yerleştiriyoruz. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, 2 zincirim çektim. Araya zincir çekmedim. Yandan bir tane sıra atlıyorum. Diğer sıraya geliyorum. Araya zincir çekmeden hemen 2 tane trabzan 2 zincir 2 trabzan 1 ve 2 2 tane zincir tekrar 1 ve 2 bakınız 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan 2 zincir ve aradaki şu bölümümüzü atladık bir tane daha örelim bakınız şuraya atlıyorum hemen yanında devam edelim bir sonrakine gelerek batıyorum bir trabzan iki tırabzan 1 2 zincir yine aynı yere 1 2 iki. iki tane zincir tekrar aynı yere 1 ve 2 3 tane 2 tane trabzandan oluşan grubumuzu oluşturuyoruz. Aralarına da ikişer zincirimizi çekerek sıramızın sonuna kadar örerek ilerliyoruz. Ve her bölümünün arasında da bir tane şöyle görelim, atlıyoruz, ikinciye batıyoruz. Birini atlıyoruz, diğerine batıyoruz. Birini atlayarak bakın kenardaki diğerine batıyoruz. Bu şekilde en kenardaki trabzanımız içerisine örerek sıramızın başlangıcı yerine kadar ilerleyelim. Lastiğimizin en son bölümüne kadar örerek geldim. Bakınız gayet güzel bir şekilde şuradan başlamıştık. 2 tane trabzan, 2 zincir, iki trabzan şeklinde bütün gruplarımızı ördük. Şöyle görelim. Bir tane de arada mutlaka yandan trabzanlarımızı atladık. Bakınız. En sona geldim. Her iki başlangıç ve bitişin bulunduğu bölümdeyim. Ve şimdi bitişimizi ilk zincirimizin üzerine geliyoruz. Zincirimiz bakın zincirden olan trabzanımızın en üstüne gelerek batıyorum şu şekilde başlıyorum tığ numarasını da büyütmüştüm bakınız 3 milimetre ile etek kısmına geçtim eğer ipiniz uygunsa 3 milimetreyi siz de geçebilirsiniz yoksa aynı numaralı iki buçuğumuzla devam edebilirsiniz şimdi birleşme işlemimizi yaptıktan sonra şu iki tane zincirin bulunduğu yere geliyorum yine ilmeğimi şu şekilde kaydırıyorum bakınız şimdi zincirimin olduğu yere geldim ve başlıyorum 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum Diğer iki zincirin olduğu yere gelerek batıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Diğer bakınız her iki tane ikili grubun birisinin bitişi diğerinin başlangıcı olan bölümün bulunduğu yerin üzerinden geçiyorum. İki zincirin olduğu yere batıyorum. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum. İki zincirin bulunduğu yere batıyorum. Hep 3 zincir çekiyoruz. 2 zincirlerimizin içerisine giriyoruz. 3 zincir çektim. Arayı atladım. Alt sıradaki 2 zincirimin üzerine yerleştim. 3 tane zincir. Diğer zincirin tepesine 1 2 3 zincir diğer zincirimizi. Çiçeklerimizin üzerine zincir yuvalarımızı yaparak ilerliyoruz. Bakınız şöyle geniş bir şekilde bakalım. Her iki zincirimizin bulunduğu bölümlerin üzerine üçer tane zincirimizi örüyoruz. Evet, üçer tane zincirlerimiz şöyle görelim bakınız. 3 zincir çekiyorum. Batıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve aradan geçişlerimi yapıyorum ve şu şekilde sona doğru ilerliyoruz. Yeniden biraz daha örelim. 1 2 3 hemen iki zincirimizin olduğu yere gelerek batıyorum. 1 2 3 her iki çiçeğimizin arasında geçişi yapıyorum. İlk iki zincirimin bulunduğu yere geliyorum. 1 2 3 ikinci iki zincirin içerisine batıyorum. 1 2 3 Diğer zincir içerisine 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 sona doğru yaklaştık. Şöyle en son bölüme geldim. Başlangıç ve bitişin olduğu yere. Bakınız burada trabzanlarımızın üzerinden iki zincirin bulunduğu yere geçişimizi yapmıştık ilmeğimizi kaydırarak. Şimdi 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 ve hemen şu kısma batıyorum iki tane zincirimizin bulunduğu yere gelerek batıyorum ve ilmeğimi şu şekilde geçiriyorum bakınız şimdi modelimiz iki sıradan oluşmakta iki sıradan birbirine tekrarından oluşmakta birinci sırada trabzanlarımızı örüyoruz altı trabzanlarımızı ikişer ikişer gruplar halinde örüp üzerine üçer zincir üçer zincir çekerek bir uçtan bir uca ilerliyoruz ve ikinci sıramız zincir sıramız Alttaki trabzan sıramız, üstteki sıramız ise zincirden yeni yuvaları hazırladığımız sıralarımız. Şimdi modelimizin tekrarına geldik. Şimdi aynı şekilde üst kısma modelimizi sizlerle birlikte yerleştirelim. Şöyle görelim bakınız eteğimizi. İlk sırasının görüntüsü çok çok hoş durmakta. Şimdiden bittiğinde çok daha hoş olacak. Birleşme işlemi yaptığım yere bir tane zincirimi çekiyorum. Ve tam ortadaki bakınız Ortadaki şuradaki zincire yani 2, 2, 2 tane, 3 tane grubumuz vardı. Ortadaki trabzan grubunun tepesindeki zincirin üzerine tığımın başını doluyorum ve birinci trabzanımı örüyorum. Hemen yanına ikinci trabzanımı örüyorum. İlk grubumu oluşturdum. Şuradaki bölümümü. İki zincir çekiyorum. Yine aynı yere iki tane trabzanımı örüyorum. İki zincirimi çektikten sonra yeniden iki tane trabzanımı örüyorum. Bakınız aşağıdaki çiçeğimizin tam üzerine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan, iki zinciri kurduk. Tam üstündeyiz bakınız. Araya zincir çekmiyorum ve şöyle bakıyorum. Tam üzerindeki bakın ortadakinin üzerindeki zincir grubumuzun içerisine tığımın başını doluyorum. Birinci trabzanımı örüyorum hemen yanına ikinci trabzanımı ördüm 1 ve 2 zincirimi çektikten sonra iki tane daha trabzanımı örüyorum 1 ve 2, iki. iki tane zincir her iki trabzan sonrası iki zincir ve hemen 1 ve 2 trabzan gruplarımızı oluşturduk. 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan 2 zincir tam ortadaki bakınız aşağıdaki ortada duran 2 trabzanın tam üzerindeki yuvanın içerisine aynı şekilde kurdum araya zincir çekmiyorum ve şöyle bakıyorum şuradaki tam ortanın içerisine yeniden modelimi kurmaya başlıyorum 1 ve 2 2 zincir yeniden 1 ve 2 2 zincir yeniden 1 ve 2 Evet trabzan gruplarımızı ördük şöyle görelim bakınız bu şekilde 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan şekliyle örelim ve sıranın sonuna kadar şu noktada yeniden görüşelim Eteğimizde trabzan sıramızı e, ikinci kez uyguladık. Bakınız tam ortadaki bölümün üzerindeki iki zincir içerisine iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı kurduk ve sıramızın sonuna kadar geldik. Şöyle görelim. Hem düz yönden, bakınız şu şekilde aşağıya doğru iniyoruz. Şimdi birleşme işlemimizi yapıyoruz ve modelimizi bakınız ikinci kez tam kurmuş oluyoruz. Birinci trabzanımın hemen üzerine batıyorum şu şekilde ve ilmeğimi kaydırıyorum ikinci trabzanımın üzerine batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum ve araya giriyorum şuradaki bölüme iki zincirin olduğu yere ve başlıyorum 1 2 3 2 zincirin içerisinden diğer ikinci iki zincir çektiğim yere gelerek batıyorum birinci iki zincir ikinci iki zincir bakın birinciden ikinciye geçiş yaptım 1 2 3 tane zincir çekiyorum şuradaki ilk grubun içerisine giriyorum 1 2 3 bakın zincirden zincire geçişlerimizi yapıyoruz ve sadece üçer tane zincirimizi çekiyoruz şimdi sıramızı tamamlayalım eteğimiz istediğimiz ölçüye gelene kadar örmeye devam edelim ama birkaç defa daha birlikte örelim 1 2 şu ipimizi yarımlamamaya dikkat edelim özellikle katlı iplerde. 3 tane zincirimi çektim. Diğer zincire batıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Diğer zincir grubuna giriyorum. Bakınız 1 2 3 diğer zincire. Ve 1 2 3 diğer modelin ilk zincirine batıyorum ve bu şekilde modelimizi istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Eteğimi istediğim uzunluk ölçüsü gelene kadar örmeye devam ettim. Kaç sıra ördüğümüzü şimdi sayalım. Şöyle yan çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Toplamda 10 sıra örerek tamamladım. Mezurumuzla santim olarak bakalım. Lastiğimizden aşağı kısma kadar 27 santim eteğimizin uzunluğu. Şimdi eteğimizi örerken biraz ilerleyince şuradaki zincirlerimi fazla çekmeye başladım. beyazımla birlikte dört tane zincir olarak artırdım. 4 zincir, 4 zincir, 4 zincir. Aşağıya doğru eteğimiz genişleyince buradaki zincir sayısını sizler de artırabilirsiniz ki eteğimizin şu şekilde açılmasını ve daha şık görünmesini sağlayalım. İkinci ikinci rengim olan bakınız beyazımızla bir tane araya geçtim. 3 sıra tekrar yeşilimi ördükten sonra son sıramı tekrar beyazımla örmek istedim ve aradaki zincir sayısını 4'e çıkardım. E, trabzan sayılarında herhangi bir e, farklı uygulama çalışmadım. Şimdi son sıramızı ördükten sonra şöyle geçişimi yapıyorum ve başlıyorum. Bir, şöyle bir tane zincirimi çektim hemen yanındaki trabzan üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. İki tane zincirimin içerisine bir, 2 tane sık iğne trabzanımın üzerine bir sık iğne diğer trabzanıma bir sık iğne zincirlerimi 1 ve 2 trabzanıma 1 diğer trabzanıma 1 araya bir tane zaten diğer trabzanımızın bağlantısı olmakta yine bakınız iki tane trabzanımın sık iğnesinin her birini birer defa örerek tamamladım araya giriyorum 1 araya giriyorum 2 Tekrar trabzanlarımı 1 ve 1 zincirimin içerisine 1 ve 2. En alt sıramızı bu şekilde sık iğnelerimizi örerek tamamlayalım. İtiğimizin alt kısmını sık iğnelerimizi örerek tamamladık ve kullanılmaya hazır hale geldi. Şimdi bel lastiğimizin kenarını da beyaz ipimizle bir sık iğne örelim. Bakınız üste gelecek kısım burası altta kalacak şu kısım altta kalacak yerden hemen batarak giriyorum ve sabitliyorum bir tane zincir çekip dibine batıyorum ipimizi de şöyle altından götürüyorum ve her trabzanımıza bir tane sık iğne örerek ilerleyelim yukarıya doğru geliyorum Evet üst kısma geldim ve hemen bakın yandan yanında duran trabzanlarımız şöyle görülmekte. Her yanda duran trabzanımıza iki defa batalım. Burası dönüş olduğu için üç defa örelim. Diğerlerine bir ve iki. Diğer yandaki bölümü bakın. Bir ve iki. Diğeri bir, iki. Bu şekilde uç noktaya kadar ilerleyelim. Evet uç noktamıza kadar örerek geldim. İkişer ikişer sık iğnemi tamamladım. Ve diğer üç noktadayım. Burada bir tane ilik çalışması yapmak istiyorum. Bir, iki, üç. Üç tane zincirimi çektim. Bir, ikinciye batıyorum. Sık iğne olarak. Ve bir tane iliğimizi açtım. Kaç tane düğme e, dikmek istiyorsanız o kadar iliğimizi açalım. Bir tane düğme yeterli. Ve birer birer sık iğnemle aşağıya doğru iniyorum şöyle üzerine batıyorum. En son noktaya geldiğim zaman şöyle dibe giriyorum ve tamamlıyorum bakınız. Bir tane ilik çalışması yaptık ve tamamladık. Bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.